Eğer 6 Şubat'ta meydana gelen deprem olmasaydı, geçen hafta 100 saat yayın yapmak yerine başka şeyleri gündeminize getirmek isterdim. Eğer o deprem en çok Türkiye'yi etkilemeseydi, bu hafta da tamamen başka şeyleri gündeminize getirirdim. Ama hayat, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir derler ya. Başımıza çok fena şeyler geldi arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Sanat, tasarım, teknoloji başta olmak üzere bilim, kültür, uzay gibi konuları hikayeleştirerek anlatabilmek için kurduğum bu kanalı en çok gençler, öğrenciler takip ediyor. Ve o gençlerin şu anda dahi en çok ihtiyaç duydukları şey öğrenmeye devam etmek. O yüzden ben bu geçiş videosunun ilk kısmında onların gündeminden bir konuyu ele alacağım. İkinci kısımda ise Türkiye'nin en önemli gündemiyle ilgili bizim elimizden neler gelebilir onları paylaşacağım. Matematiksel bir sembol yardımıyla. UFO eşit değildir uzaylı. UFO kelimesi dizi, film, roman gibi bazı kurgusal işlerin de etkisiyle hep uzaydan gelen araçlar olarak algılanıyor. Hatta öyle tipik bir araç da değil, bir uçan daire. Oysa bu kavram 3 kelimenin baş harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Unidentified Flying Object. Tanımlanamayan uçan cisim. Tabii tanımlanamayan, bilinemeyen her şeyde olduğu gibi otomatik olarak bizlere çok gizemli geliyor. Roswell ya da benim favorim X-Files gibi diziler içimizdeki bu gizemli şeylere karşı hissettiğimiz merak duygusunu çok güzel hikayelere dönüştürüyor. Fakat son yıllarda özellikle ABD hükümetindeki ciddi görünümlü bazı insanlar ve organizasyonlar da bu fenomeni bir şekilde gündeme getirmeye başladılar. Hatta geçtiğimiz yıllarda Deniz Kuvvetleri'nin tanımlanamayan bazı cisimlerle karşılaşma kayıtları ortaya çıktı. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerin tarihi bir değeri var. Çünkü tanımlanamayan uçan bir nesneyi gösteren Gimbal adlı bu video, kanala Amerika abone Birleşik olanlar Devletleri Deniz hatırlayacaktır. Kuvvetleri 2020'de tarafından yayınlanan 2020 3 video üzerine bir yılında analiz kaydedilmiş yapmıştık burada. resmi bir belge. Halk arasında UFO kısaltması uzaydan gelen yeşil adamlarla çok özdeşleştiği için bu kısaltmayı değiştirmeye de çalıştılar. UAP yani tanımlanamayan anormal fenomen dediler ve bu konuya ilişkin tam 9 sayfalık resmi bir rapor yayınladılar. Siz sormadan ben söyleyeyim, raporda alien yani uzaylı kelimesini arattım ve tabii ki bulamadım. Bu kelime bir kez bile geçmiyor kayıtlarda. Bu UAP'ları araştırma konusunda geçen yılın Ekim ayında NASA tarafından 16 kişilik bağımsız bir çalışma grubunun oluşturulduğu da duyuruldu. İşte alanında saygın bir takım isimlerden oluşturulan bu grup, cisimlerin nasıl analiz edilmesi gerektiği üzerindeki çalışmalarına tam başlamışken, içinde bulunduğumuz Şubat ayında tüm dünyanın dikkatini çekmeye başlayan başka bir dizi olay meydana geldi. Fakat bu olaylarda görülen şeyler UFO değil, UAP da değil. Henüz resmi bir sınıflandırma yapılmadı ama ben onlara şimdilik HAO, yüksek irtifa nesneleri demeyi tercih ediyorum. Gündeme gelen ilk HAO bir balon. Yüksek irtifa gözetleme balonu. Çin'den yola çıkarak önce Kanada, ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinden geçti. Montana'da bir askeri merkezin üzerindeyken fark edildikten sonra yakından takip edilmeye başlandı. İmha etsek mi, etmesek mi, eğer imha edersek aşağıdaki insanların kafasına düşer mi gibi tartışmalar devam ederken ta Atlas Okyanusu'na kadar sürüklenmesi tercih edildi ve ardından hava kuvvetleri tarafından düşürüldü. ABD'dekiler bunun Çin'in gönderdiği bir casus balon olduğunu söylediler. Çin ise kesinlikle bu iddiaları reddederek bunun kaçan bir meteoroloji balonu olduğunu iddia etti. İşte böyle bir tarafta ABD, öbür tarafta Çin gibi dünyanın iki süper gücü arasında bir gerilim oluşturduğu için bu olay normalde sıradan sayılabilecekken bir anda dünya gündemine oturdu. Fakat bundan sonra görülenler işi sıradanlıktan çıkardı. Çünkü 2 Şubat'ta bir balon daha fark edildi. Üstelik bu kez kuzey değil, Orta Amerika'da. Çin'e ait bir başka yüksek irtifa balonu Costa Rica, Kolombiya ve Venezuela üzerinde uçtu. Çin hükümetinin bir sözcüsü balonun kendilerine ait olduğunu doğruladı ve bu balonun normalde uçuş testleri için kullanıldığını ve yine rotasından bir şekilde saptığını söyledi. Birkaç gün sonra 9 Şubat'ta başka bir nesne daha Amerika Birleşik Devletleri hava sahasına girdi ve bu kez çok da fazla beklemeden hemen ertesi gün hava kuvvetleri tarafından Beaufort Denizi üzerinde vuruldu. Küçük bir araba boyutlarındaki bu cisim yerden yaklaşık 40 bin fit yani 12 bin metre yukarıda uçtuğundan sivil havacılık açısından bir risk oluşturabileceği söylendi. 11 Şubat'ta Kanada'nın Yukon bölgesinde ve 12 Şubat'ta da Huron Gölü'nün üzerinde iki cisim daha imha edildi. Göle düşürülen sekizgen şeklindeki nesnenin üzerinde ipler asılı olduğu bildirildi.
üzerinde ipler asılı sekizgen şeklinde bir nesne. İşte tam bu olaylar sırasında biz de deprem ortak yayınının 100. saatini henüz tamamlamıştık. Milli yas ilan edilmişti bu hafta. Biz o yas boyunca işte birbirimize sarılıp teselli etmek için bu yayınları gerçekleştirdik aslında bir anlamda. Yayının hemen ardından yapılan açıklamayı bizzat takip etmeye çalıştım. Bu nesnenin insansız ve kontrolsüz olduğunu söylediler orada. Üzerinde de herhangi bir motor olmadan uçtuğunu ifade ettiler. Tabii bunlar hep böyle insanın aklında bazı soru işaretleri açıyor. Büyük bir ihtimalle rüzgarla hareket eden bir cisim diye düşünüyorum. MGK sözcüsü ayrıca nesnenin iletişim sinyalleri filan da yaymadığını söyledi. Benim aklımda açıkçası planör benzeri bir cisim canlandı. Fakat sonra daha da ilginç bir olay meydana geldi. 12 Şubat'ta bu kez Çinli yetkililer Sarı Deniz üzerinde bir nesne tespit ettiklerini duyurdu. Fakat iddia edilen bu nesnenin türünü veya kaynağını veya yüksekliğini belirtmediler. Tipik Çin medyası diyelim. Çin nesneyi düşürmeyi planladığını da duyurdu bu arada ama daha fazla ayrıntıyı yayınlamadı. Dolayısıyla vurulup vurulmadığı hakkında da herhangi bir bilgimiz yok şu anda. Artık algıda seçicilik mi oldu yoksa geçen yılın başından beri söylediğimiz hani don't look up deyip kimse gökyüzüne çevirip de başını bakmıyor diye hayıflanıyorduk ya. Artık bakın işte biz de bakıyoruz mu demeye çalışıyor bu hükümetler. Orasını bilemiyorum ama önümüzdeki günlerde bunlara benzeyen HAO yani yüksek irtifada görülen şüpheli nesneler haberleri duymaya devam edebiliriz. Heh. Nitekim işte geldi bir tane daha. Ne diyor? Romanya Hava Kuvvetleri Moldova yakınlarında yaklaşık 11 bin metre yukarıda tespit edilen ve tanımlanamayan bir nesneyi engelleme girişiminde başarısız oldu. Şimdi birdenbire neden böyle haberleri duymaya başladık? Tabii işin içinde casusluk şüphesi falan olduğu için hava sahalarını inceleyen radarların hassasiyet seviyesi arttırıldı. Biraz da o yüzden bu olaylar böyle arka arkaya duyulmaya başlandı. Yoksa gökyüzünde yüksek irtifa balonları öyle çok da az rastlanan bir durum değil. Sadece ABD'de her gün 92 farklı merkezden günde 2 kez meteoroloji balonu bırakılıyor gökyüzüne. Tüm dünyada 900 farklı lokasyondan Greenwich saatine göre gece yarısı ve öğlen 12'de düzenli olarak aynı anda dünyanın havası koklanıyor. Bunlar resmi olarak açıklanan hava durumu balonları. Bir de tabii açıklanmayanlar var. Bir de amatörlerin gönderdikleri var. E tabi biz böyle cep telefonumuza bakıp da havanın nasıl olacağını anında görüyoruz ama tabi bunların arkasında çok karışık, oldukça karmaşık bilimsel ve teknolojik bir ağ var. Her gün dünya çapında milyonlarca gözlem toplanıyor. 50'den fazla uydu tarafından uzaydan, 400 demirli şamandıra, 1250 sürüklenen şamandıra ve 7300 gemiyle okyanuslardan, yaklaşık 40 ticari uçak şirketinden 4000 uçak, 7300 gemi ve 10.000 otomatikleştirilmiş ve karada konuşlu gözlem istasyonu ve radyo sondalarla donatılmış yaklaşık 1000 meteoroloji balonu. İşte hava durumuna baktığınızda gördüğünüz o sayıların, o ikonların ardında böylesine gelişmiş bir ağ var. Bakın bunlar sadece hava durumu gözlemi yapan araçlar. Gökyüzüne dair her açıklanamayan olayı görünce bunu uzaylılara bağlamak o yüzden yanlış. Çünkü bu çok olağanüstü bir iddia ve bildiğiniz gibi olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir. Yıldızlar arasında seyahat edebilen zeki bir türün varlığı gerçekten de olağanüstü bir şey. İmkansız mı? Değil. Ama henüz böyle bir türün olduğuna dair elimizde hiçbir şey yok. Eğer öyle bir tür varsa ve uzay yolculuğu yapacak kadar gelişmişse, devasa mesafeleri kat edebiliyorsa, hadi onu da geçtim. Uzaydan baktığımızda küçücük bir toz zerresi kadar bile olmayan gezegenimizde yaşam olduğunu keşfedip ta buralara kadar gelmişse herhalde Amerikan Hava Kuvvetleri'ne yakalanmadan da bir şeyler yapabilir gibi geliyor bana. Muhtemelen bu uzaylılar dünyaya geldikten sonra hava balonu ya da etrafından ipler sarkan sekizgen bir nesne şeklinde bize gözükmeyeceklerdir. Dolayısıyla evet UFO diye bir şey var ve evet uzaylı diyebileceğimiz akıllı bir yaşam türü ya da türleri evrenin bir yerlerinde olabilir ama UFO eşit değildir uzaylı. Ve deprem eşit değildir afet. Gelelim Türkiye gündemine. Deprem sonrasında oluşan çok büyük bir yıkım var. Sadece yıkılan binalardan ve onların altında can veren insanlarımızdan söz etmiyorum. Geride kalan bizlerin de durumunda büyük bir yıkım oluştuğunu görüyorum. Afet dediğimiz şey tam da bu. Depremin kendisi değil.
Nasıl UFO demek illa uzaylı demek değilse, deprem demek de illa sonucunda afet yaşanacak demek olmamalı. Depremin kendisi doğal bir fenomen. Yer kabuğunda bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik bir dalgalanma. Ne ilk ne de son olacak. Bakın, dalgalanma diyorum. Nasıl denizin bazen dalgalandığını kabul edip bunu gayet de normal buluyorsak, depremleri de böyle kabullenip doğal algılamak zorundayız. Ama bu doğal olayın sonuçlarını kabullenemeyiz. Nasıl denizdeki dalgaları çalışan insanlık onun üzerinde batmayan gemiler yapmayı başardıysa, biz de karadaki dalgalardan etkilenmeyen binalar ve o binalardan oluşan şehirler inşa etmek zorundayız. Bunun için de bir an önce kendimizi toparlamamız gerekiyor. Doğal bir fenomenle mücadele edebilmek için acilen normalleşmeliyiz. Normalleşmek eşit değildir unutmak. Normalleşmenin en büyük riski unutmaktır. Ve aslına bakarsanız acıları unutmak beynimizin çok müthiş bir özelliği. Fakat olanları unutmamalıyız. Zaten tarih denilen bilim bu yüzden var. Biz tarihçi değiliz, evet, olmasak bile küçük bir not defterine günlük tutabiliriz. Neler yapabileceğimizi yazabiliriz. Hangi seviyede olursak olsun. Bunları yazalım ki uçmasın. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Bakın, ben şimdi kendi yazdıklarımı, notlarımı kısaca sizlerle paylaşayım. Sadece deprem sonrasında depremi unutmamak ve bu konuda neler yapabileceğimi düşünürken aklıma gelen notlar bunlar. İlk olarak şu anda izlemekte olduğunuza benzer videoları üretmeye her pazar olduğu gibi yine devam edeceğim. Ama tabii ki normal hayata geçiş sürecinde kademeli olarak olacak bunlar. Şubat ayı boyunca ben bütün sponsorluk anlaşmalarımı durdurdum. Onun yerine fundraiser, yani bir bağış butonu ekledim. Gerek canlı yayınlarla, gerekse de buna benzeyen videolarla oradan bu depremde ihtiyaç sahibi hale gelen insanlara yardım etmeye devam edeceğiz. İkinci olarak online eğitimde daha farklı bir yaklaşım benimsemeyi düşünüyorum. Ben zaten online eğitimler yapıyordum, fakat artık burada bazı formatları değiştirmeye karar verdim. Özellikle YouTube'daki kafa dengi diyebileceğimiz bazı kanallarla gerçekleştirdiğimiz ortak yayındaki etkileşimler benim de bazı kararlarımı değiştirmeme yol açtı. Bunlardan bir tanesi de mesela bir topluluk bilinci oluşturmak, birlikte neler yapabileceğimizi gözden geçirmek. Bu anlamda artık hangi teknolojik araç olur bilemiyorum, Discord sunucusuyla mı ya da başka şekillerde mi, orasını zaman gösterecek, ama bir çeşit topluluk bilinci ve yöntemi bulmak durumundayım. Belki YouTube'un katıl butonunu bugüne kadar aktif etmedim. Aktif ederek, canlı yayınlarda sohbeti de yine aktif ederek topluluk bilinci ve online eğitim konusunda elimdeki araçları daha aktif kullanmaya karar verdim. Üçüncü olarak, az önce de bahsettiğim gibi Şubat ayı boyunca ben markalarla olan ilişkimi durdurdum. Onun yerine bazı markalar da buna çok sıcak baktılar. Onları sivil toplum kuruluşlarıyla eşleştirip ortak bir fayda üretebilir miyim sorusunun cevabını aramaya başladım. Bazı markalar ve bazı sivil toplum kuruluşları bu konuda çok heyecanlı bir şekilde yaklaşımlar sergilediler. Burada da takip etmeye devam edin. Güzel gelişmeler olacak. Dördüncü adım, tabii YouTube'un yanı sıra 1,5 yıl kadar önce podcast dünyasında da bir şeyler yapmaya başladım. Orada da sevgili Podbe Medya'daki ekibimle birlikte başta o 100 saatlik yayında yaptığımız çok güzel sohbetler, çok güzel röportajlar, konuşmalar var. Onları izleyip, ayıklayıp bir kürasyon yapıyoruz. Hatta bunları yayınlamaya da başladık. Daha sonra da podcast'ten de, yani işitsel mecradan da depremle ilgili farkındalık çalışmalarını, içerik çalışmalarını devam ettireceğim. Beşinci olarak sanat. Sanatı çok önemsiyorum. Zaten bazı sanatçıları da davet ettim. Sağ olsunlar, onlar da katıldılar. Kenan Doğulu ya da Refik Anadol gibi sanatçılarla farkındalık konusunda neler yapabileceğimizi konuştum. Ardından Berklee, dünyanın en önemli müzik okullarından biri olan Berklee College'dan çok güzel insanlar bana ulaştılar ve şimdi onlarla birlikte böyle bir uluslararası orkestra toparlayıp yerel bir türküyü modern bir yorumla sizlerle paylaşmak üzere çalışmalara başlayacağız. Onun kamera arkasındaki kısımları da sizlere gerek YouTube'dan gerek Instagram'dan, kendi aktif olduğum sosyal medya mecralarından böyle gündelik paylaşımlarla aktarmaya devam edeceğim.
Altıncı madde olarak elbette o 100 saatlik yayın sırasında oluşturulan, kurulan bağlar var. Ben o 100 saatte katılan insanların 99'unu tanımıyordum, yeni tanıştım. Çok güzel insanlar. Şimdi onların da akıllarında bazı projeler var. Elimden ve geldiği ve vaktimin yettiği ölçüde onların bu çalışmalarına da destek olmaya çalışacağım. Yedinci aklıma gelen konuysa benim çok uzun süreden beri düşündüğüm bir şey aslında. Nihayet işte bu deprem sarsıntısı ve dalgalanmaları ile tetiklenmiş oldu bu da. Umarım bu kez hayata geçirebilirim. Bu bilimle, bilgiyle, sanat, kültür gibi konularla ilgili özellikle gençleri ısındırmak için öyle eğlenceli bir bilgi yarışması yapalım istiyorum. Öyle bir format geliştirelim istiyorum. Amaç kazanmak ya da rekabet değil, birlikte paylaşarak bir şeyler öğrenmek, hepimizin bir şeyler öğrenmesi. Bakalım bu bilgi yarışması da 7. notum olarak duruyor. Eğer sizlerin önerileri varsa lütfen onları da yazın. Sizlerden de eminim çok güzel fikirler çıkacaktır. Deprem sonrası normalleşme sürecinde acılarımızı unutmak ama olanları unutmamak için, canlı tutmak için bu sıkıntılardan zarar gören dostlarımıza yardım edebilmek için başka neler yapabiliriz? Eğer sizin fikirleriniz varsa lütfen yorumlar bölümüne yazın. Ben ilgili bu söylediğim şeyleri zaten oraya da koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, bütün bunları neden yazdım biliyor musunuz? Çünkü olağanüstü durumlar olağanüstü karakterler yaratır. Siz artık değiştiniz. Öyle ya da böyle. İyi ya da kötü. Yok, ben aynıyım falan demeyin. Değilsiniz. Olmamalısınız. Artık ne olmak istemediğinizi bilmelisiniz. O yüzden bu videoda sizden beklediğim son şey, eşit değildir işaretinin başına kendi adınızı yazın ve eşitliğin diğer tarafına da ne olmak istemediğinizi.